Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? İyi bir anlatımda anlatımın temel ilkeleri olan açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık olmalıdır. Bir cümleden tek bir anlamın çıkması açıklıktır. Yani okuyan herkesin aynı şeyi anlamasıdır. Anlamın net olmasıdır. Anlatımın pürüzsüz olması, burada da akıcılık özelliğinin tanımı yapılmıştır. Anlatımın hiçbir engele takılıp kalmadan devam etmesidir. Anlatımda gereksiz cümlelerin olmaması duruluktur. Gereksiz sözcük kullanılmaması, cümlenin olmaması duruluk ilkesinin tanımıdır. Süslü bir anlatımın olmaması da yalınlıktır. Anlatımın süslü olmaması, süsten uzak olması, edebi sanatların tercih edilmemesi de yalınlıktır. Sırasıyla açıklık, akıcılık, duruluk, yalınlık cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada yazma sürecinden söz eden yazarın anlatımında amaçladığı aşağıdakilerden hangisidir? Sözcükler aracılığı ile dünya yükünü hafifletmeye çalıştım ama zaman geçtikçe dilin daha da sadeleşebileceğini görmek, az olanla anlatabilmek içinde büyük mucize barındırıyor gibi geldi bana. Evet, az olanla anlatabilmek. Bana mutluluk veren tek şey bu. Kelimeyi azaltmak ve kainatın sonsuzluğunda en derine gitmek. Evet, anlam derinliği, yoğunluktur. Kelimeyi azaltmak, yani gereksiz sözcük kullanmamak da duruluktur. Dolayısıyla yazma sürecinden söz eden yazarın anlatımında amaçladığı duruluk ve yoğunluktur. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili ayrıntılara yer verilmiştir? Geniş göğün ortasında Nisan güneşi bütün parlaklığıyla ışıldıyor, toprağı ısıtıyordu. Evet, güneşin parlaklığı görme duyusuna hitap eden bir ayrıntıdır. Isıtmak sözcüğü var, dokunma duyusuyla ilgilidir ancak seçeneklerde dokunma duyusu verilmemiştir. Taşkın bir öz su fısıltılı seslerle akıyor, tohumların çıtırtısı kocaman öpücükler gibi yayılıyordu. Evet, tohumların çıtırtısı derken işitme duyumuza ait bir ayrıntı dile getirilmiştir. Yani verilen parçada görme ve işitme duyumuza ait ayrıntılar yer verilmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Parçada Borges tanık gösterilmiştir. Düşünce inandırıcı kılınmak için onun sözü dile getirilmiştir. Ben diyelim ayda yaşayan bir adam üstüne öykü yazsam bile bir Arjantin öyküsü çıkar ortaya. Çünkü Arjantinliyim. Evet, burada vurgulanan özellik yerelliktir, ulusallıktır. Bir eser içinde bulunduğu topluma hitap ediyorsa yereldir. Kaynağı da Batı uygarlığı olur çünkü o uygarlıktanım. Diyerek söz bitirilmiştir. İlerleyen kısımlarda bir evrensellik dile getirilmiştir. İşte tam bu nedenle dünyanın bir ucunda, kültürel kodlarımızın çok dışında, bize hiç de tanış olmayan yazarların kaleminden çıkanları bizdenmişçesine okuyabiliyoruz. Evet, burada da tüm dünyaya hitap edebilme özelliği evrensellik vurgulanmıştır. Dolayısıyla yerellik ve evrensellik cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada sözü edilen yazarın ve eserin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? Üslup özelliklerine değinilmiştir. Yerli yerinde mecazlar, süse boğulmamış bir anlatım ise bu etkileyiciyi daha da artırıyor. Evet, mecazlar ve süse boğulmamış bir anlatım yazarın üslup özelliğidir. Eserin içeriğine de değinilmiştir. Yakın akrabaların bir araya toplandığı özenle pişirilmiş yemeklerle donanmış sofralar, Musevi kesime mensup insanların kahraman olması ve orta kuşak insanların, orta sınıfa dahil olan insanların
eserde işlenmesi. Bunlar eserin içeriğiyle ilgili ayrıntılardır. Evrenselliğe de değinilmiştir. Mario Levi ile aynı kuşaktanız, aynı dönemde farklı şehirlerde bir anlamda farklı, başka bir anlamda eş kültürel ortamlarda benzer sofralara oturmuşuz. Burada eseri okurken yazarın kendinden izler bulması bu eserin evrensel olduğunu gösterir. Anlatımın süse boğulmaması da yalınlıktır, yani yalın anlatıma da değinilmiştir. Bize verilmiş olan bu parçada söz edilen yazarın özgünlüğüne, yani onu farklı kılan özelliğine değinilmemiştir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada söz edilen yazarın anlatımına yönelik aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yazar güncel ama bir o kadar da eskimiş konuyu içimizdeki kahramanlarla özdeşleştirerek önümüze koyuyor. Evet, burada içtenlik özelliği dile getirilmiştir. Örneğin zavallı Seyfo tiplemesi benim her gün yanı başımdadır. Onu kitabın her yerinde, sokağımda gördüğüm gibi görüyorum. Evet, burada da gerçekçilik özelliğine değinilmiştir. Seyfo'nun kurduğu cümlelere inanmamak, ruhundaki kıvrımlarında kaybolmamak mümkün mü? Evet, burada da etkileyicilik ve akıcılık özelliği dile getirilmiştir. Yazar anlatımıyla bunu büyük ölçüde başarmıştır. Anlamın açık ve net olduğuna dair bir anlatım yapılmamıştır. Bu özelliğe değinilmemiştir. Yani cevabımız açıklık, E seçeneğidir. Yazarlık serüveni hakkında bilgi veren yazarın vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Duruluk, gereksiz sözcük kullanmamaktır. Akıcılık, anlatımın hiçbir engele takılmadan devam etmesidir. Yalınlık, anlatımın süsten uzak olmasıdır. Yoğunluk, az sözle çok şey anlatmaktır. Anlam tabakaları oluşturmaktır. Açıklık ise anlamın açık ve net olmasıdır. Yani okuyan herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmasıdır. Öyle anlat ki anlattıklarından sadece ama sadece tek anlam çıksın. Yani tek cümleden tek anlam. Okuyan herkes aynı şeyi anlasın. Anlamın açık ve net olsun. Yani açıklık vurgulanmak istenmiştir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada Yaşar Kemal'in anlatımının hangi özelliği verilmek istenmiştir? İçlerinden biri bir metni okuyacağını ve bu metnin hangi yazara ait olacağını tahmin etmelerini istemişti. Ve metin okunmuştur. Hemen önde oturanlar kalkıp aynı anda Yaşar Kemal demişlerdi. Yani yazarını bilmeden okumuş oldukları bir eserin ona ait olduğunu anlayabilmektedirler. Yani burada Yaşar Kemal'in başka hiçbir yazara benzemeyen, kendine has bir üslubu ve anlatımının olduğu vurgulanmıştır. Özlülükte az sözde çok şey anlatılır. Yalınlık anlatımın süsten uzak olmasıdır. Özgünlük anlatımın kimseye benzememesidir. İnandırıcılık anlatımın ikna edebilmesidir. Gerçeklik de anlatılanların gerçek hayata uyması, gerçeklikle özdeşleşmesi demektir. Burada Yaşar Kemal'in anlatımının hiç kimseye benzemediği, bu sebeple okunan bir metinden yazarın kim olduğu söylenmese bile onun yazdığının anlaşılması özgünlük özelliğidir. Cevabımız C seçeneğidir.